Merhaba, ben Rüzgar Emre Okan. Geçtiğimiz hafta çok güzel bir konu konuşmuştuk sizlerle. Henüz izlemediyseniz, fırsatınız olmadıysa ya da ben onu kaçırdım galiba diyorsanız açıklamalar kısmında linkini sizlerle paylaşmaktan memnuniyet ve mutluluk duyuyorum. Bu haftaysa ikinci bölümüyle devam ediyorum. Acaba kendimizi doğru bir şekilde ifade edebiliyor muyuz dış dünyaya? Kendimizi istediğimiz gibi anlatabiliyor muyuz? İnsanlara kendimizi doyumlu ve mutlu hissediyor muyuz? Yani oh be, şöyle istediğimi doğru bir şekilde ifade edebildim. Ben onu demek istemiştim, şunu demek istemiştim. Asıl ben şunu kastetmiştim vesaire diye debdebe içerisinde olmadan, sürekli savunma içerisinde olmadan doğru bir şekilde ifade edebiliyor muyuz? Asıl mesele bu. Kişisel markada tam olarak aslında bununla ilgileniyor. Yani kendinizde bir cevhersiniz ve bu cevheri acaba hedef kitlenize, sizi dinleyenlere, sizi izleyenlere, sizinle iş yapanlara, sizinle yaşayanlara, sizinle arkadaş olanlara, artık onlar her kimse, doğru bir şekilde, etkili bir şekilde anlatabiliyor musunuz? Bütün mesele bu. Çünkü neden? Çokların dünyasında izlemiştim hatırlarsanız ve o dünyanın içerisinde kendimizi doğru bir şekilde anlatmak istiyoruz. Doğru ifade ettiğimizde, doğru anlatabildiğimizde, olduğumuz gibi anlatabildiğimizde mutlu oluyoruz. Peki hayattaki amacımız çok para kazanmak mı? Çok iş yapmak mı? Yoksa mutlu ve doyumlu bir hayat yaşayabilmek mi? Neden bu dünyaya geldik? Ne yapıyoruz? Bunu bir sorgulamak gerekiyor. Bunu sorgularken de işte o üç boyutumuzdan dış dünyaya, o iki boyutu diğer şeyde anlattım, videoda anlattım. Dış dünyaya kendimize nasıl ifade ettiğimiz de önemli. Çünkü beşeri olarak insanlarla iş yapıyoruz. Üniversitede, lisede ya da ortaokulda periyodik tablo diye bir şeyi mutlaka duymuşsunuzdur. Atomu duyduysanız periyodik tabloyu da duymuş olmanız gerekiyor kimya derslerinde. Kimya derslerinde bu periyodik tablo çok meşhurdur. Aslında bu periyodik tablonun bize kişisel marka, kendini ifade tarafta da çok büyük anlattıkları vardır. Neden derseniz bir 1A grubu var, 2A grubu var, buraya geliyorsun işte. 7A grubu var, 7B grubu var. Ondan sonra bir de 8A grubu var. Neydi onun ismi? Soy gazlar, asal gazlar mıydı? Öyle bir şeydi değil mi? Ben size soruyorum bu arada. Öyleydi, öyleydi. Asal gazlar ve soy gazlar, soylu gazlar gibi bölümü vardı. Bu gazların özelliği, buradaki daha doğrusu elementlerin özelliği, hiç kimseyle böyle bağ yapmıyorlar. Hiç kimseye ihtiyaçları yok. Aman dış dünya beni nasıl anlamış, öyle mi demiş, böyle mi? Hiç ihtiyacı yok. Neden? Çünkü mutlu ve öyle. Mutlu değil bu arada sadece. Öyle olduğu gibi ve başkasına da ihtiyacı yok. Bir şey satmaya, sunmaya, anlatmaya, fikri kabul ettirmeye hiçbir şekilde ihtiyacı yok. Onlar öyle. Asal gazlar, soy gazlar. Hiç bağ kurmuyorlar. Fakat diğer gruptakiler ister A olsun, ister B olsun hiç fark etmez. Onların bağ yapması gerekiyorlar. Onlar... Onlar normalde işte ya alacakları var ya verecekleri var. Yani ya kabul ettirmelerini istedikleri fikirleri, ya işte işe girmek istiyor, o işe girmek istiyor, ya işte hoşlandığı bir çocuk var ya da kız var, ona kendinden bahsetmek istiyor, aslında ona duygularından bahsetmek istiyor. Böyle düşünün. Yani aslında bir iletişim ve ilişki var. Ve bu yüzden eğer asal gaz ve soy gaz değilseniz, o zaman kendimizi ifade etmeye ihtiyacımız var. Bu kadar basit, bu kadar net. Kimyanın bakın anlattıkları nelermiş aslında. 8A grubunda hiç insan var mı Rüzgar Hanım derseniz, yani 8A gibi mesela Jeff Bezos, işte Mark Zuckerberg, Zuckerberg hangisi ise, acaba bunlar böyle hiç 8A mı Rüzgar Hanım, artık her şey muhteşem ve mükemmel. Hayır. Onlar bile kendilerini dış dünyaya ifade etmeleri gerekiyor. Şöyle düşünün, dünyada hepimiz aslında bir şekilde ister iş, ister okul, ister eş, ister arkadaş, hiç fark etmez. Kendimizi bir şekilde ifade ediyoruz ve kendimizi ifade etmemiz de gerekiyor.
ifade ederken olduğumuz gibi, gerçeğimiz gibi eğer paylaşabilirsek, yani doğru ifade edebilirsek, işte o zaman 7A olmaktan da mutlu oluyoruz, B olmaktan da mutlu oluyoruz, oluyoruz da oluyoruz. Ama eğer ifade edemezsek, bu benim istediğim hayat değil, bu benim istediğim şey değil, ben öyle demek istemiştim, ben böyle demek istemiştim deyip hayatı ve zamanı kaybediyoruz. Hayatta dönmeyecek tek bir şey var sevgili dostlarım. O da tempus fugit, yani zaman. Zaman akıp gidiyor. O yüzden zamanında, kendi zamanınızda kendinizi doğru ve etkili ifade edebilmekten bahsediyorum. İlk filmimizde, yani ilk videomuzda, bu konunun ilk videosunda bahsettiğim konular oldu. Şimdi gelelim ikinci noktasına. Kelimeler kadar kelimeleri nasıl telaffuz ettiğimizde kendimizi etkili ve etkin bir şekilde ifade etme de önemli. Ağzınızı açıyor musunuz? Konuşurken kelimelerin hakkını veriyor musunuz? Düzgün Türkçe konuşuyor musunuz? Bunlar bizim önemli sorularımız. Kendinize sorun. Çünkü kendini ifadede düzgün Türkçe konuşmak, düzgün kelimelerin hakkını verebilmek de önemli. Yaya yaya konuşma diye yayanlar da var bir diğer taraftan. Yayma ama ağzını da aç. Ağzını açmaktan kastım şu ki, insanlar varsa konuşuyor ama ya üşengeç. Üşeniyor, ağzını açmaya üşeniyor. Ağzıma ama bir üşeniyorum, bir üşeniyorum. Artık dudak tembeli gibi, çene tembeli olanlar da var. Hiç çene hareket etmiyor, dudak da hareket etmiyor. Öyle çıkıyor. Şimdi benim buradan etkili bir şekilde kendimi ifade etmem mümkün değil. Ya anlatıyorum diyorum ki, bir de anlatıyorum ben size, siz anlamıyorsunuz ya. Siz anlamıyorsunuz. Yani böyle olmaz. Halbuki gerçekten kelimeleri söylerken bir de şu ağzımızı kullansak, kaslarımızı, çenemizi, dişlerimizi, dilimizi birlikte ahenkle kullansak, işte o zaman daha etkili söylemiş olduğumuzu daha etkili bir şekilde söylüyoruz. Söyleyecek olduğumuzu da daha etkili bir şekilde ifade etmiş oluyoruz. İşte bu da kendini ifade oluyor. O yüzden lütfen sadece kelimeler, sadece lütfen rica ederimle olmuyor. Sadece bilgi birikimimizle, kelime hazinemizle de olmuyor. Aynı şekilde kelimelerin hakkını konuşurken de vermemiz gerekiyor. Bu da diğer boyutu. Mevlana'nın yine çok güzel bir sözü var. Diyor ki, insanda güzel olan yüzdür. Yüzde güzel olan gözdür. Ama insanı insan yapan ağzından çıkan sözdür. Sözcükler dolu silahlardır demişti Jean-Paul Sartre. Hatırlayınız. Mevlana'nın bu sözünü de lütfen hatırlayınız. Ve o yüzden de kendimizi ifadede kelimeleri etkin bir şekilde kullanmaya başlayınız. İkinci boyutum, bugünün ikinci boyutu da acaba görüntümle kendimi ifade edebiliyor muyum? Yani kılık kıyafetten bahsediyorum bu sefer. Gittiğim yere göre giyiniyor muyum? Gittiğim kişilere göre, kendimi ifade ettiğim o topluluğa göre hazırlanabiliyor muyum, giyinebiliyor muyum? Rüzgar Hanım, ben kabul eden böylesin. Tamam da kuzum, işte senin kim olduğunu bilmiyorlar ki, sen anlatacaksın. O yüzden bir, neyi giyiyorum, nerede giyiyorum, ne zaman giyiyorum, ne için giyiyorum ve nasıl giyiyorum? Bu beş soruyu yanıtlamamız gerekiyor kendimizi ifade ederken görsel tarafta da. Ve hiçbir zaman için unutmayın, olay sadece bir ceket, içindeki triko ya da gömlek ya da takılan bir zincirden ya da işte kolyeden, inciden çok çok daha fazlası. Burada kesimler var. O yüzden yuvarlak olup köşeli olması bile önemli. Sizinle ilgili çok şey anlatıyor. Kıyafetleri de bu anlamda ikna biliminde, ikna bir bilim, görüntü yönetimi stratejisi olarak İkna biliminin etkilemede ve iknada kullanabilirsiniz. Kendinizi ifadede kullanabilirsiniz. O gün seçtiğiniz kıyafetleri sadece üzerime örtüyor diye bakmayın. Ben bugün ne söyleyeceğim, mesajım ne diye bakın. Çünkü kıyafetler de birer mesaj taşıyacak. Acaba mesajınız net mi ve mesajınız ne?
mesajınızın ne olmasını istiyorsunuz? İkincisi, mesajı veren kıyafetler. Siz dilinizle, görüntünüzle veriyorsunuz aynı zamanda. Komboyu oluşturuyorsunuz. Düşünsenize. Karşı taraf da algılıyor. Yani o da mesajı alan. O yüzden mesajın ne olduğunu doğru konumlandır. Desenle. Kullandığınız desenler. Enine çizgili mi? Dikine çizgili mi? Düz mü? Küçük noktalar mı var? Hepsinin bir algıda bir karşılığı var. Bunu unutmayınız. Ve devam ediyorum. Renkler. Kıyafetler dediğimiz şey sadece üzerimize giydiğimiz, ceket, etek, pantolon değil. Aynı zamanda renkler de konuşuyor. Peki renklerle nasıl ifade ediyorsunuz? Bir örnek vereceğim. Daha çoklayabiliriz tabii ki. Mavi. Danışmanlığını yaptığım kişilerde ya da adaylarda ya da kendim için de geçerli danışmanlığını yaptığımız hem kişilerde hem şirketlerde kullandığım renklerden birisi mavi. Ama mavinin de tonları var tabii ki. Bu da mavinin tonu, bu da mavinin tonu. Ya da göstereyim size, bu da mavinin tonu. Bak ikisi de mavi. Twitter'ın da mavisi var, LinkedIn'in de mavisi var. Onlar da dış dünyaya kendilerini ifade ediyorlar. Peki mavinin genel anlamı ne? Özelleştirmeden bugün genelini söyleyeyim size. Kendini ifade, özgürlük, kararlılık, güven, istikrar, iletişim demek mavi. E o zaman giydiğiniz kıyafetlerde de renkler bu anlamları taşıyorsa, isterseniz kullandığınız aksesuarlarla, isterseniz giydiğiniz kıyafetlerle kendinizi ifade ederken renklerin gücünden de faydalanabilirsiniz. Ne dedik? Desenlerden faydalan, çizgilerden faydalan. Çizgiler dediğim köşe mi, yuvarlak mı, oval mi, işte tam yuvarlak mı, üçgen mi? Ve bir de renklerin gücünden faydalan ve hangi kıyafeti nereye giydiğine dikkat et. O yüzden kendini ifade dediğimizde sadece kelimeler değil, görüntüde yer alıyor. Ve üçüncüsü, o Mevlana'nın sözünü tekrar hatırlayalım. İnsanda güzel olan yüzdür, yüzde güzel olan gözdür. Ha şimdi geldik o noktaya. Özellikle bu dönemde maskeleri de taktığımız için gülümsemenizi belki hiç kimse göremiyor diyeceksiniz. Rüzgarım ben gülümsüyorum ama karşı taraf anlamıyor. Hayır, anlar. Neden biliyor musun? Çünkü gerçek gülümseme gözlerden gelir. Eğer gözlerinin içi gülümsüyorsa, gözlerin konuşuyorsa, şuranın çok da kapalı olması aslında evet önemli ama şu anda içinde bulunduğumuz dönemden dolayı bir gereklilikse, o zaman ifade dilini, kendini anlatma dilini etkin bir şekilde burada da konuşturmalısın. Lütfen bakışlarınızı, kendi gözlerinizi kullanmayı öğreniniz. Çünkü aslında en iyi aktörler ve aktrisler duyguları bize geçirirken mimik ve jestlerini kullandıkları kadar gözlerini de kullanırlar. Bunu hiçbir zaman için unutmayın. Bir tiyatrocu için de aynı şey geçerlidir. Bu yüzden tiyatronun en arka sahnede en arka taraftan gören koltuk dahi o gözlerdeki aslında ifadeyi görebilir. Ya da ben size uzakmış gibi olsam da, bu telefonla da çekiyor olsam da, bu anda eğer size sadece kelimelerimle değil, bakışlarımla da size bir şeyi geçirebiliyorsam, işte o zaman önemli olanın gözler olduğunu fark ederiz. Bu yüzden de kendini doğru ve etkili ifade etmeli. En önemli şeylerden birisi de gözlerinizin nasıl konuştuğudur. Evet efendim, yine çok şey söyledik. Kendini ifade etmek bir sanattır aslında ve aslında bizim öz sorumluluğumuzdur. Çokların dünyasında doğru ve etkili bir şekilde kendinizi ifade etmek isterseniz lütfen size bahsettiğim bu enstrümanları, bu araçları etkili bir şekilde kullanınız ve hayata, kendi hayatınıza, kendi hayatınızın filminde figüran olmadan başrol oyuncusu olarak hayata stilinizi ve ışığınızı yansıtınız. Görüşmek üzere.